Herkese merhaba ve yeni bir bölüme hoş geldiniz. Geçen bölüm böyle bir yere yerleşmiştik ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi benim e, küçük bir UPS vardı. Evde UPS ne bilmiyorsanız. Kısacası bilgisayarı elektrik gittikten birkaç dakika daha sonra açık tutuyor. Küçük olduğu için tabii ki 30 saniye falan açık tutabiliyordu ama elektrik gidince hızlı cihede kalabiliyordum. O UPS yanarak yok oldu. Ve <laughs> şu noktada bu da demek oluyor ki elektrik giderse save dosyası direkt bozulacak kesin. Çünkü serverdan da oynamıyorum, single player'dan oynuyorum. Kesin bozulur. O yüzden... Beni sadece bölüm aralarında değil, bölüm içerisinde de devamlı backup alırken göreceksiniz. Backup start. Failed to save the world dedi. İkinci denememde oldu galiba. Start etti herhalde olmuştur, bilmiyorum artık. Ee, yani evet umarım bir şey olmaz deyip yolumuza devam edelim. Tabii elektrik gitmez hiçbir sorun olmayacak ama hiç bilemeyiz onu. <laughs> tamam? Başlayalım bölümü. İlerlemek için tam olarak ne yapmamız gerekiyor emin değilim ama öncelikle şunu biliyorum. Ee, Grektek dediğin başlangıçta mutlaka bronzla başlar. Çünkü ilk çağda bronz kullanıyoruz. Yani o noktada ilerlememiz lazım. O yüzden bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Genel olarak ee, bunları bulmamız gerekecek. Sinebar ve Ruby ile beraber bulunuyormuş Redstone. Kısacası Redstone, Copper, Tin ve Gold bulmamız gerekiyor ve de Kömür. Bunların hepsini bulduktan sonra istediğimizi yapabiliyoruz. Şimdi bizim eğer yanılmıyorsam birkaç tane şeyimiz vardı. Aynen, Copper'ımız var. O zaman tin bulmamız lazım ve diğerlerini işte. Şimdi sabah olmuş. Ben e, dışarı çıkacağım. Buraya işaret koyduk değil mi? Creeper da geliyordu ama. Aynen, buraya işaret koymuşuz. yani kaybetmeyiz. Etrafta bu skeneri kullanarak kendime maden arayacağım. Umarım skenerin bütün e, şey enerjisini bitirmeden aradığımız her şeyi bulabiliriz diyorum. Bulamazsak da artık kendim ilkel yollarla aramaya devam ederim. Tamam. Birazdan görüşürüz. Kömür buldum ama e, çok fazla yok gibiydi buralarda. Aynen. Bir iki tane gördüm zaten skanerden. Biraz daha derine kazıp daha fazla çıkacak mı diye bakacağım. Eğer çıkmazsa artık başka bir yerden bir daha bulacağız. İlk deney işte buldum ama. Buranın altı ilginçmiş. Şimdi biraz daha aşağılarda ekstra kömür olması lazım. Benim tahminimce şey direkt ya. Bir şey yok etmiş onu. Burada şehir oluşuyor ya. Direkt onunla çakışıp yok olmuş olma ihtimali çok yüksek. Bir 5-6 blok daha aşağı ineyim. Bir şey göremezsem vazgeçeceğim. Yok ya burada bir iki tane demir varmış. Başka da yokmuş maalesef. demir diyorum kömür. Yenisini bulmam lazım. O kömür boş verin de tam buralarda bir yerde de bir şey görmüştüm ben. Tam burada. Kocaman bir şey var altımızda. Bakalım. Kömür buradaymış. Tamam. Evet, büyük kömür madenini bulduk şu an büyük ihtimalle. Aynen öyle. Çok iyi. Tamam. Tamam. Kömür hallettim. Kömür hallettim. Kömür bitti şu anda. Burada bayağı bir vardı çünkü. Ve bu arada bu ne? Lignite coal. O da olur. O da güzel. Şey de bitti. şu kekten bir tane daha alabilirim sonunda. Tabii ki Void World kek alacağım. Claim ve artık Void dünyamıza da gidebiliriz. Şimdi bize gerektiğinden çok daha fazlasını toplamayacağım kömürlerin. Boşuna uğraşmaya gerek yok çünkü. 12 tane istiyordu. Bende bir tane bundan var. 10 tane de bundan var. Yani artık çıkabilirim. Geriye altınımız zaten vardı. Diğer malzemeleri bulması kaldı. Şimdi redstone derinlerde bulunuyor diyordu. O yüzden onu yeryüzünde çok bulamayabilirim. O yüzden daha çok şu an sadece tin arıyorum. Redstone'u biraz daha aşağılara inip bulacağız. Tahmin edeceğim. Şuraya bir bakalım. Hmm, büyük bir maden görmüyorum. Şuralarda birkaç şey var. Biz büyük bir şey arıyoruz. Şurada bir şey var ama. Biraz büyük, çok değil. Bakalım neymiş. Nereyi denesem kömür çıkıyor. Oradan da kömür çıkıyor. Üç farklı yerden kömür alabiliriz şu an. Galiba bize gösterdiği renklerle alakalı ya. O e, mavimsi gözüküyorsa kömür çıkıyor gibi geldi bana. tabi görürsem yine de kazıp bakacağım çünkü bu scanner sınırlı bir şey. Görüp de bırakacak değilim ama bu farklı bir şeye benziyor en azından. Değil mi? Öyle olmayacağım artık. Eğer bu da kömür çıkarsa bayağı üzüleceğim çünkü. Tamam. Bir de buna bakalım bakalım. Belki şansımız yaver gider. Şimdi bir mağara buldum. E, oraya direkt videoyu durdurmadan gireceğiz. Durdurursam direkt şey olur. Ölürüm falan. Görmezsiniz bir şey olur. Ondan ötürü hemen bir kendimize yedek kazma yapmak istiyorum ama. Ya da iki yedek kazma. Tamam. Bu işimizi görür. Hemen girelim o zaman. Şurasıydı galiba. Herhalde kocaman delik var yerde. Kaçıracak değilim orayı. Ee, bakalım. Umarım ölmeyiz. Direkt aşağı atlayalım. Tamam ya bir şey yok. Şimdi tam buranın altına doğru bir e, şey olması lazım. Maden olması lazım. Ben bir şuraya şöyle işaret koyayım. Çıkarken çıkabilelim değil mi? Şimdi muhteşem Savaş sistemimizle birkaç tane yaratık keseceğiz. Redstone mu? Kopra benziyor daha çok tetradehrata. Hangisi anlamadım tam. Eğer redstone'sa çok çok iyi. Çünkü bulmaktan en çok korktuğum oydu benim. Gerçi tin de sıkıntı oluyor gibi de. O tetraedrata benziyor ya, redstone'a benzemiyor. Bir dakika aşağıdaki tin. Bu? Bu tetradezat, evet. Bu koper. Burası koper. Burası şey değil. Aradığımız şey değil. Ama o aşağısı tin direkt. Ona eminim. Yani şu an tin de bulduk. Copper da bulduk. ha. Tetra hidratları da toplayalım. Bunlar da step. Stipnitleri şimdi bir toplamayacağım. Ya da nasıl okunuyorsa stip night mi stip mi emin değilim. <laughs> Hiç sesli söyleyen duymadım. Ama Copper ve tin'i bulduk. Geriye sadece redstone kaldı. Redstone'da da şimdi bu mağaradan biraz daha aşağı ineceğim. Ve orada... Birkaç kere daha scanner kullanacağız. Umarım scanner'ın çok çok fazla enerjisini harcamadan halledeceğiz bunu da. Çok şansımıza denk geldi ya böyle bir mağara bulup hem kopur hem tinin kaynağını yan yana bulmak o kadar büyük şans ki. Gerçekten. Bir 12 tane falan tetrahidrat olsun. Bunları ısıtınca iki tane mi çıkıyordu? Yok. Normal kopurdan çok farkları yok o zaman. Buraya bir işaret koyalım. Ee, copper tin. Save. Süper. Aşağı inelim biraz daha. Işık. Pop. Tin değil mi bunlar ya? Değil gibi. Emin olamadım. İskeletler sorun ya. Tin değil mi bunlar ya? Değilmiş. Zinkmiş. Tüh. <laughs> Tam da şanslı izliyordum. Neyse. E, en azından kömür falan da var burada. Bir sürü maden var. Her yer maden dolu be. İlginç. Onun yazısını çıkmadan düzeltirim eminim unutmayacağım. Şu şey ne? Pyrite şey demirdi. Her yerde var ya. Daha derinlere inelim. İskeletler çok sorun ya. Bam. Daha çok yemeğim olsa iyi olurdu. Tamam. Sorun yok hallettik. Tek sorun olan şey iskelet zaten. Bana doğru yavaş yavaş yürüyen yaratık öldürecek değil beni. Bunu dedikten sonra da ölmemem lazım tabi. Ama. Buralarda bulmamız lazım. Redstone'u yeterince derine indik şu noktada. Yemeğim azalıyor ama. Bunlar olivine ne demek oluyorsa. Bunları da işaretleyelim ihtiyacımız olursa. Bentonit, magnezit, olivine. Bentonit, magnezit ve olivine diyelim. Yeşil yapalım çünkü yeşil maden. Oo. Daha fazla sarılırsak sıkıntı olacak. Çok fazla canımız dolduracak yemeğimiz kalmadı. Bap 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 bap. Buralarda bir yerde bir skenerimi kullanmak istiyorum. Skeneri kullanmadan da bul, bulabilirim gibi geliyor. O yüzden şu anda çok kullanmıyorum ama bir yandan da uğraşmak istemiyorum. Hala mutluyum ama. bayağı büyük mağaraymış ha. O buralarda da copper bulduk. Hemen burayı da işaretleyeyim. Şimdi bize çok absürt miktarlarda maden gerekecek çünkü bu Grektek. O yüzden hani her maden bulduk mu işaretlemek en iyisi. Ve orada devasa bir maden kaynağı var bu ne be? Oil sand. Yanmıyor değil mi bu? Şunlara bakın ya her yerdeler. Bu ne böyle? Oil sand. Bunu caps lock açık yazıyorum. Böylelikle çok fazla olduğunu anlayalım. Bu maden keşfi iyi oluyor ya. Oo gold. Dur. Ama bununla kazamam ki bunu. İskelet hiç istemiyorum seninle uğraşmak ya. Burada bir şey yok. O iskelet beni takip edecek mi? Etmiyor gibi. O zaman geri dönelim ve skenerımızı kullanalım. Etrafta Seninle hiç uğraşmak istemiyorum ben direkt. Şöyle önünü kapatalım. Ne? O aradan sıkıyormuş ya. <laughs> Ölme tehlikesine girdik yavaş yavaş. En kötü ihtimal şu Void'a ışınlanacak. Ama keki de hiç yok bir yandan. Şimdi buraya bir yaratık giremez. Etraf kapalı. Burası güvende. Burada ben bir Scanner'ımı kullanayım bakalım. Oralar büyük ihtimalle oil sand. Burada muhtemelen demir var. Şu kırmızılar redstone olabilir bence. Bir ihtimal. Eğer redstone'sa hemen şurada olması lazım. Evet redstone. Redstone'un kaynağı değil tabii ki ama bizden zaten çok fazla redstone istemiyor galiba. Ben bu bölgede scanner kullana Redstoneları redstone'larımı bulurum. İnanıyorum ona. O zaman Redstone için nereye geliyoruz? Buraya geliyoruz. Bu bu mağaraya gelirsek buluruz ya. Zaten birkaç kere kullanırım. Daha bir sürü kullanım var. Kırmızı gördüğüm yerleri kazarız. Problem değil. Artık mümkünse ölmeden çıkmaya çalışalım o zaman sadece buradan. Eve dönelim. Kendime demirden bir kazma yapayım. Demirden kazma yapayım demişken niye şuradaki demirleri toplamıyorum o iş için? Değil mi? Azıcık demir alalım yanımıza. Şunları atabilirim. Demirden kazma yapalım ve geri dönelim buraya. Daha sonra onları toplayacağız ve mis gibi kendimize eşyalar yapmaya başlayacağız. Bir kazma için kaç tane gerekir ki? Ben kendime hammer yapmış mıydım? Yapmıştım. Hammer yaptım gibi hatırlıyorum. Eğer hammer yapmışsam 5 ıı, tane gerekiyordu galiba. 2 plate 1 ingot istiyordu. Pickaxe değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Greg'de oynamayalı çok uzun zaman oldu ya. Tam hatırlamıyorum üretimleri de. 2 plate 1 ingot diye hatırlıyorum pickaxe set. Direkt bakalım ya. Pickaxe uh, head normal bir tane. Bir plate 2 ingotmuş. O zaman daha da az. 4 tane gerekiyor. 9 tane var yeter ya. İyice acıkmadan çıkayım. Şu anda hasar alırsam canım dolduramam. Yemeğim yok. Ama kemik elde ettik dört tane. Onlarla daha fazla yemek yapabilirim en azından. Şu anda sadece İskelette iskeletle karşılaşmamam lazım. Zıplamakta bir sürü açlık yiyecek. Dışarıda da gece olmuş olabilir. Her şey kötüye gidiyor. Ne yapacağız? Buralara da bakmak lazım. Her taraf maden dolu bu mağarada. Biz bir çıkışımızı yapalım şöyle. Zengin çıkışı. Kafamız rahat. Bulmamız gereken her şeyi bulduk sayılır şu noktada. Kaybolmadan çıkabildim iyi. Şuradan hemencecik yukarı doğru bir atılalım. Çok iyi. Gece olmuş evet. Ee, ne yapsak? Eve dönebilirim herhalde ya. Değil mi? Zaten dışarıda ölsem de öldüğüm yeri de bulabilirim büyük ihtimalle. Mağarada ölmek sorun olur bir daha girmek falan. Ev çok fazla şey oldu. Ev nerede ya? Çok fazla şey olunca. Şu Iron Gold'un falan yakınındaydı ev ya. O taraflarda bir yerdedir. Değil mi? Tamam, şimdi hemen ben bir çantamı boşaltayım ve yapabildiğimiz görevleri yapalım şimdiden ha. Öncelikle biz Void World kekimizi burada bir yere koyalım istediğimize gidebilmek için. Mesela şu köşe bence gayet güzel. Yemek işini de halledeceğiz sonra. Şu anda çok endişelenmeye gerek yok. Şimdi. Bunları kurutabiliyor muyuz? O alet var mı? Yok. O zaman bunları bir şey yap. Bir dakika bunu demire mi dönüştürebiliyor bir şeyde? Ha, Overworld'deki tabi o. Yakın zamanda alacağım bir şey değil. Neyse. 12 tane kömür gerekiyordu. Onları ısıt duralım. Ha bir dakika galiba, evet bütün carrotları yemem kötü oldu. Ee, neyse. Bunları ben neyle şey yapıyordum? ha doğru. Şöyle. Bununla bunu bombayla yapıyorduk. Kendimize bir seed bulalım yemek yapabileceğimiz, düzgün bir seed. Galiba etrafta direkt hiç çimen olmuyor bu arada. Seed bulabileceğim ama şurada rice var, rice'ı bir alalım. Tamam. Mis gibi. Bu ne yapabiliyorum şimdi? Ölebiliyormuşum. Evet bebek zombiler. Ölümüm olursa bu bebek zombilerden olur zaten çünkü kılıcımı sallamasından daha hızlı da koşuyorlar. Heh. İyi bugün de ölmedik. Direkt bunları büyütüp de yiyebilirim aslında ya. Fena doldurmuyorlar. Onun dışında Rice dough yapabiliyorum. Rice Dough'dan da ekmek yapabiliyoruz. Rice Bread hiç fena değilmiş. Öyle yapalım ya. Zaten aynı yemeği yedikçe daha az açlık doldurma gibi bir saçmalık yok bunda. O yüzden direkt iyi bir yemek bulup sonsuza kadar aynı şeyi yiyebilirim. Hiçbir sıkıntım olmaz o konuda. Rice şimdilik işimi görür. Ve buradaki suyu kullanacağım direkt çünkü su yapamıyor. Suyu taşıyamıyoruz şu an. Bunları direkt kırarak alacağım. Kırınca direkt daha fazla sil geliyor. Bu da daha çok yayabilirim demek. Tamam. 4 tane rice. Şimdi ya bunları direkt yersem 4 tane açlık dolduracak. Yok direkt üretmek daha mantıklı ya. Tamam. Hatta ben direkt 2 tane daha kemik harcayayım. Şunları da alalım. 8 tane oldu. Üçer üçer üretiliyor değil mi? Ee, dokuz olsun lütfen. <laughs> Tam sayı olsun istiyorum. Tamamdır. Tamam. Hadi yemek yapalım. Tamam. Bu sarı açlığı da 3 tane veriyor ya. O önemli. Daha zor acıkayım istiyorum çünkü. Bu gayet iyi. 4 tane de arttı. Süper. Şimdi onu da hallettiğimize göre ben de birazcık daha ekstra şey topladım. Ee, odun topladım. Bunlarla kendimize güzelce bir demirlerimizi de ısıtalım. Kazmamızı da yaparız. Gerçi bizden demir istemiyor herhalde. Ben boş boş 12 tane topladım. Aynen. Şimdi redstone 24 tane istiyor. Ona gidip toplayacağız. Gold'u da toplayacağız. Tin hala bulamadık direkt. O çok büyük sorun. Tin. O yüzden ben bir Şuralara azıcık daha bakamak istiyorum. Tin de hatırladığım kadarıyla yeryüzüne yakın oluyordu. Buralarda bir yerde olması lazım. Biraz bakınırsak, hayır. Öyle boşluğu kazmak istemiyorum direkt. Mesela burası bana iyi göründü. Tam şurası bak. Tam şu noktayı hissedebiliyorum. Uf, bu ne böyle? Altımızda ne var? Ne bir şey çıktı. Hissediyorum demiştim. o? göremiyordum bile ışıktan. Kömür çıkacak biliyorum ama bir şey buldum. Copper. Hem de gösterdiği miktardaysa hayvan gibi copper var burada. Ve kömür. Ama daha çok copper. Eee çok copper. Tamam iyi ya, iyi, iyi. Bu kadar fazla copper olması müthiş bir şey. Hiç beklemiyordum <laughs> o kadar devasa bir şey bulacağımızı. Şuraya da işaret koyayım, kaybetmeyelim. Eee Şöyle fark edilebilir bir şey yapalım. İyi. Başka bir yerde deneyelim. Ve... Burası. Pow. Yine altımda bir şey var. Baya büyük ama. Ya açık mavi olunca genelde kömür çıkıyor. Galiba renkleri değişiyor. Ama biraz önce açık maviydi kopur çıktı kömür çıkmadı bilmiyorum ki. Belki de tin çıkar. Ha yok kömür. <laughs> Tahmin etmiştim. Ee, kümrü. Soru işareti. Peki hani çok yakın zamanda bulabilecekmişim gibi durmuyor. Bayağı bir şarjın harcayacağız anlaşılan Skender'ın sırf bunu bulmak için. Şansımıza. Eee şimdilik yavaş yavaş bitirelim bölümü ya. Şu anda hani rastgele gezip bunu bulmaktan başka yapabileceğim bir şey yok ilerlemek için. Ve açıkçası çok şansımız yaver gitmiyor gibi o konuda. Benim bölüm arası oturup aramam lazım bunu bir ara. Eee hadi bir son buraya da bakalım. Burada ne varmış diye. Sonra yavaştan gidelim. Kömür. Tabii ki kömür. <laughs> Hiç gerek yok bakmaya bile. Ee, görev kitabında bir şey demişti. Yukarıda çıkıyor, aşağıda çıkıyor diye. Copper, tin. Evet, yeryüzü seviyesine çok yakın bulunuyor ve neredeyse her zaman direkt yeryüzünde kullandığınız scanner'la bulunabilir diyor. da başka bir türü diyor falan filan. Düşündüğümüz gibi direkt evet. Hani yeryüzünde bir sadece biz şanssızız. Bayağı şanssızız hem de. Burada yine öküzümüzü bir şey var. Bir daha mı copper kaynağı bulacağız acaba? O kadar parlak ki göremiyorum bile. Magnetite. Demir bu. Yo tin de var aralarında. Keseterite bulsak daha iyi olurdu ama. Tek başına tin madeni yani. Biraz önce keseterite çıktı farkındayım da. Solo tin maden diyorum çünkü buradan fazla çıkmayacak yarısından çoğu magnetite geri kalanı tin birazı gold bayağı karışık bir yer bulduk ama bayağı büyük ki ben azından buradan aralardan gezinirsem hem yeterince gold çıkarabilirim hem de yeterince tin çıkarabilirim şimdilik fakat bronz çağındayız unutmayın her şey tonlarca bronz harcıyor yani bu yeterli olmayacak benim yine gidip aramam gerekecek düzgün bir tin madeni neyse o zaman bir sonraki bölüm görüşürüz çünkü ihtiyacımız olan her şeyi bulduk sayılır ve bir sonraki bölüm ilk aletlerimizi yapmaya başlayacağız sizinle beraber. Tamam. Bir dahaki bölüm görüşürüz ve kendinize iyi bakın. Ya da bakmayın. Bay bay.